Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz yine sağlık. Çünkü konuşulması gerekiyor. Çok sık sağlığın çok önemli dönemlerdeyiz. Özellikle de kalp hastalıklarını da çok konuşuyoruz ama damar hastalıklarını biraz unutuyoruz. Biraz damar hastalıklarının üzerinde durmak gerekir. İşte biz de tam bu yüzden Faik İsyev ile beraberiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu nazik davetiniz için minnettarım sizlere. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi damar hastalıklarını konuşacağız sizinle daha çok. Kalp hastalıklarını çok konuşuyoruz. Damara çok değinmiyoruz genelde bizde. Hem onu konuşacağız ama ondan önce böyle bir kariyer geçmişi alayım hocam sizden. Neler yaptınız bu noktaya gelene kadar onları konuşalım sonra konumuza geçelim. Şimdi üniversiteyi ben Azerbaycan'da bitirdim. Azerbaycan Tıp Üniversitesi'ni bitirdikten sonra uzmanlığımızı İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden aldık. Sonra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kalp damar cerrahi uzman olarak çalıştım. Erzurum'da başladık. Tekrar İzmir'e döndük başladığımız noktaya. İzmir'de özel hastanelerde tabii çalıştık. 2017'den itibaren İstanbul'dayım. İstanbul'da Medical Park Hastaneleri grubunda çalıştık. Ve en son olarak da şimdi Bahçeli Evler Medikana Hastanesi'nde kalp damar cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayız. Yani bu zaman zarfında tabii ki birçok kongrelerimiz, bilimsel çalışmalara katkılarımız oldu. Bununla ilgili de yeni makaleler, yazılar da yazdık. Sunumlarımız da oldu. Yani bahsettiğiniz gibi kalp damar cerrahisi çok geniş bir alandır. Bugün de ben sizlere damar cerrahisi ile ilgili biraz bahsetmek isterim. Çünkü maalesef toplum biraz damar cerrahisini, daha doğrusu damar hastalıklarını önemsemiyor. Aslında bütün vücudumuzu saran ve otoyollara benzetiyorum ben. Taşımacılık görevini üstlenen birçok karayolları çok önemli. Çünkü eğer karayol düzgün olmazsa bir köye ekmek götüremeyebilirsiniz, aynen, iş götüremeyebilirsiniz. O yüzden damarlar da bence çok önemli. Nedir ama hocam damar hastalıkları mesela aklımıza gel? Benim gelmedi şu anda mesela hemen. Şöyle söyleyeyim, çok doğru yere dokundunuz. Yani çok fazla bir otoyol gibidir. Yani vücudumuzda aktif ve inaktif halde, yani çalışır ve uyur halde olan çok damarımız var. Yani uyur halde dediğimiz, yani ihtiyaç olduğunda onlar da devreye giriyor. Şöyle bir hayalimizde canlandırabilmemiz için, bütün çalışır ve uyur halde olan damarları ucuca bağlarsak ekvadoru 1,5 kere dolanacak uzunlukta. O kadar fazla damarımız var. Ve ondan dolayı bunların hepsi ayrılıkta incelenmeye ve hepsinin hastalıkları çeşitli organlarda farklı bulgular şeklinde kendisini gösterebilmektedir. Bir de damar hastalığı dediğimizde bir şeyi ayırmamız gerekiyor. İki tip damarımız var vücutta. Toplar damar, atar damar. Yani toplar damar, atar damarın getirdiği, bizim bilimsel olarak arter dediğimiz, atar damarın kalpten getirdiği temiz kanı organlar benimsedikten sonra kirli kanı taşıyan, kalbe taşıyan damar sistemidir. Toplar damarlar, insanların bildiği bu varisler. Mesela en çok karşımıza çıkan, onların neden olduğu hastalıklar varislerdir ama benim bugün daha çok değinmek istediğim atar damar hastalıklarıdır. Çünkü atar damar hastalıkları kalp hastalıklarından sonra hatta ona eş değer düzeyde ölüm oranına neden olan büyük bir hastalık grubudur. Kalp atar damar hastalıklarının içinde de en çok ben işte periferik dediğimiz, yani bacaklarda olan atar damarların tıkanıklığına değinmek istiyorum. Yani bunlar çok önemli bir hastalık grubudur. Çünkü atar damarlar çok geniştir. Onun içinde bacaklardaki atar damar tıkanıklığı, bunların kendiliği hastalarımızın hayatını çok derinden etkilediği için, yani en kötü ihtimal yürümesini engelliyor, hastalarımızın konforunu bozuyor, iyileşmeyen yaraları oluşmasına, en kötüsü de hatta uzuv kaybına kadar giden bir yol izlemektedir. Yani atar damarlar dediniz değil mi hocam? Evet, atar damarlar. Yani bunlarda atar damar hastalığı nedir? Neden oluyor? Bunlar önemlidir. En çok bunlara neden olan faktörlerimiz damar sertliği dediğimiz
aterosklerozdur. Bunun yanında tabii ki çeşitli damarın yapısal bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar da var. Yani gencilerde daha çok olan bu genetik Burger mirastan dolayı bize aktarılan hastalıklar ama değil mi genelde? Burger hastalığı mesela veya damarların iltihabı dediğimiz arteritler, damarların çapının balonlaşması dediğimiz anevrizmalar. Bunlar hepsi bu damar tıkanıklığına ve damar atar damar hastalıklarının çeşitli formalarıdır. Yani, sigara içenlerde daha çok karşımıza çıkıyor ve genç hastalarda bu Burger hastalığı mesela daha çok karşımıza çıkıyor. Sigara içen genç erkek hastalarda. Yani bu da genetik bir faktörlerdi. Yani atar damar hastalığımız çok geniş kapsamda incelenmesi gereken bir hastalık grubudur. Sebepleri tabii başta sigara olmak üzere. Sebepleri çok geniştir. Başta sigara. En büyük sebeplerden birisi. Genetik faktörler. Bunun dışında şeker hastalığı, kontrolsüz şeker hastalığı. Bunun dışında damar sertliğine neden olan, yani ateroskleroza neden olanlardan birisi de kan yağlarının yüksek olması. Hiperlipidemi dediğimiz. Yüksek tansiyon. Genetik faktör, tekrar bunun üzerine not etmek istiyorum. Çünkü ailesel geliyor. Ailesel yatkınlık oluyor. En büyük nedenleri bunlardır. Yani bunları da ailede varsa, bir kalp hastası, bacak damar hastası, genç insanlarımızın sağlıklı, ister erkek ister bayan olsun fark etmez. Mutlaka ve mutlaka zaman zaman doktor kontrolüne geçmesi lazım. Çünkü bunlar ne zaman çıkacağı belli değil. Bir günde oluşmuyor bu olaylar. Yıllarla biriken olaylardır. Yani bu risk faktörlerini gidermemiz şart. Hastamızda şeker varsa, yüksek kan yağı varsa, sigara içiyorsa, tansiyon problemi varsa mutlaka bunları kontrol altında alması lazım. Çünkü bunlar potansiyel damar hastalığıdır. Kalp hastalığıyla birlikte tabii ki. Değil mi? Egzersiz de mutlaka yapmamız lazım. Yani şu an öyle bir dönemden çıktık ki pandemi döneminde egzersizlik, hipoaktivite dediğimiz hareketsizlik ve bu zaman zarfında da beslenmemize dikkat etmememiz, yani insanlarda obezite dediğimiz şişmanlığa, kan yağlarının yükselmesine, şeker hastalarının kontrolsüzlüğü, hastaneye gitmekten korkuyorlar, hastalık kaparım diye. Yani bu pandemi döneminde bu hastalıklar daha çok arttı ve pik seviyeye ulaştı. Ve hastalarımızın maalesef hala da korkuyorlar hastaneye gelmeye. Ben hastalarımıza buradan da bildirmek isterim ki korkmayın. Tam tersine gitmediğiniz dönemde oluşacak durumlardan korkun. Artarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu çünkü artarak gidiyor. Peki hocam şimdi sıradan bir insanı ele aldığımızda damarındaki bir arızayı, işte kötü bir durumu hissedemeyebilir belki, görmeyebilir ya da bilmeyebilir. Nasıl bir hayat, işte atıyorum çabuk mu yorulur mesela damarında sıkıntı olanlar? Tabii ki. Nasıl bir semptom verir yani? Biraz önce de söyledim ya, bu hastalık aniden birden oluşan bir şey değil. Yılların verdiği bir olaydır. Evet. Yani en çok hastalarımızda bu bacak ağrılarıyla çıkar ortaya. Yani bacak ağrıları, hastalarımız bunu umursamaz. Der ki yorulmuşum, uzun yol yürüdüm, kas ağrıyor ve kemik ağrıyor. Akşam çok iş yapmışım. Dinleniyor, dinlendikten sonra geçiyor, tekrar yoluna devam ediyor, yürümeye devam ediyor. İşte bu bir sinyaldir. Ha, dersiniz ki işte bacak ağrılar kas ağrısından olmaz mı? Olabilir tabii ki. Kas ağrısından olabilir, kemik ağrısından olabilir, sinir sıkışmasından olabilir. Ama bir bacak ağrısı yine damar hastalığının bulgusudur. Dolayısıyla bacak ağrısı varsa, dinlenmekle geçiyorsa, tekrar yol yürüdükten belli bir zaman sonra, yani ilk dönemlerde bu 1-2 kilometre kadar yol yürüyüşten sonra çıkabilir. Yani böyle bir rahatsızlıklar varsa bir doktora müracaat etsinler. Yani risk faktörleri de varsa daha erken müracaat etsinler. Çünkü olur, tabii damar hastalığı çıkmayabilir, diğer hastalıklar oluşabilir. Onlar en azından saptansın. Ama damar hastalığı ne kadar erken saptarsak, bir o kadar erken tedaviye başlarsa hastamızda uzun vadede sorunlar çıkmadan takip edebiliriz. Yani en önemli bulgusu ayaklarda, ilk dönemlerde, uzun yollarda ağrılar. Sonra zamanla bu yürüme mesafesi hastalarımızda kısalıyor. Yani ne oluyor?
Yani eskiden 1-2 kilometre yürürdü. Dinleniyordu. 1-2 dakika geçiyordu. Sonra bu yürüme mesafesi 500-600 metreye düşer. Dinlenme süresi 10 dakikaya çıkar. Zamanla bu yürüme mesafesi 200 metrenin altına, hatta 20 metre bile yürüyemeden artık ağrılar oluşmaya başlıyor. Yani bu artık çok ciddi bir boyutlara gelmiş damar tıkanıklığının bulgularıdır. Hatta yine de bu umursamadan doktora gitmiyorlar. Yine de başka şeyle bağdaştırıyorlar. Bu hastalarda ilerleyen dönemde yürümeyi bırakın, otururken ağrılar oluşuyor. İstirahat ağrılar dediğimiz dönemlere gelip çıkıyor. Yani bu artık istirahat iskemisi dediğimiz, istirahat beslenme bozukluğu artık çok uzuv kaybına kadar götürecek olaylara neden oluyordur demektir. Yani evet. Bu aşamayı getirmememiz lazım. Hocam peki şimdi gerçekten evet hareket edelim, uzak duralım bazı yiyeceklerden, işte sigaradan diyoruz ama İstanbul'da yaşayanlar, metropolde yaşayanlar özellikle gerçekten bir stres, işte sigara, işte yiyecek, ne bulursan ağzına atar hale geliyorsun falan alıyorsun gibi. Doğru. Ama ben mesela hep şuna dikkat ederim. Yani vücut kan dolaştığı sürece, kalp attığı sürece çok, yani kalbin bir lüksü yok. Yani yatayım da ben iki saat çalışmayayım gibi bir lüksü yok. Böbrek gibi değil, karaciğer gibi değil. Sürekli çalışıyor. Bu çalışmayı hızlandıran, bu yolların açık olması için, o damarların kuvvetli olması için nasıl bir hayat yaşamak lazım? En tasarruflu halini alsam sizden çok sevinirim. Yani insanlarımız her şeyin en tasarruflu, en hızlısı, en kolayına kaçıyorlar. Evet, evet. Maalesef sağlığımızı biz erken yaşta korumaya başlamamız lazım. Yani biz kaybımız erken yaşta başlıyor. Spor, aktivite, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok yürürsek, ne kadar çok spor yaparsak, bu bacaklardaki damarları her zaman açık tutar. Normal damarın dışında yan, o ilk başta söylediğim uyur halde olan, inaktif halde olan damarları da aktive hale getirir. Yani bu bizim damarlar ne kadar çok çalışırsa, yani şöyle bir atasözü var. Çalışır demir parlar. Kesinlikle. Yani damarlarımız ne kadar çok çalışırsa içinde o kolesterolün birikmesine az fırsat veririz. Tabii ki sigara olmayacak. Çünkü sigara kanın akışkanlığını bozuyor. Kanın koyuluğunu artırıyor. Yani biz ona riyolojik özellik deriz. Pıhtılaşma özelliğini artırıyor. Kan yağlarının yüksek olması, şeker hastalığı, bu üçü birlikte olması artık bu hastaların daha aktif olmasına neden olması lazım. Yani kişiler sigara içiyorsa, ailesel genetik şeker hastalığı ve kan yağları problemi varsa, onlar daha çok dikkat etmesi lazım. Saatli spora, bomba sağlığı gibi değil mi hocam? Evet. Beslenmesine dikkat etmesi lazım. Çünkü şeker hastası genetiği ve kan yağlarında problem olan insan ne geldi? Fast food, abur cubur bunları yerse eninde sonunda potansiyel damar hastasıdır. Buna yol vermememiz lazım. Yani sağlığımıza genç yaşta mı dikkat edeceğiz? Hareket, spor ve iyi beslenme. İyi beslenme, obeziteye özellikle olarak dikkat çekmek isterim. Bu fast food'la kötü alışkanlıklar en son obeziteyi getirip çıkarıyor. Çok genç yaşta başlıyor bu obezite. Çocuk yaşından başlıyor. Çünkü kan duvarında, kan damarlar duvarında kan yağları birikimi çocuk doğar doğmaz başlar. Biz diyoruz ki büyüdükten sonra yetişkin yaşa spor yapalım her zaman. Hayır. Çocuk doğar doğmaz başlar. Ondan dolayı maksimum düzeyde biz çocuklarımızı anne sütüyle beslememiz de çok önemlidir. Çünkü verdiğimiz o gıda takviyeleri, mamalar, onlar da kan yağları, kolesterol düzeyini artırmaya yönelik bir yan etkileri vardır. Çocuklar büyüyünce, yürümeye başlayınca, yani 3-5 yaşından itibaren maksimum düzeyde spora yazdırmamız lazım. O yaşta spora alıştırmamız lazım ki çocuk yediği fast foodları eritsin. En azından o dönemde biz destek olalım. Ve çocuk yaşından fast food'a karşı alıştırmamamız lazım. Kesinlikle. Bu çok önemlidir. Yani çünkü kan yağları birikimi, yine tekrar ediyorum, bebek doğar doğmaz başlıyor. Evet. O yaştan itibaren dikkat etmemiz lazım. Yani gerçekten şu spor, hareket, düzenli beslenmek. Yani bizim hemen hemen sağlıkla ilgili her programımızda mutlaka herkes not ediliyor, değil mi? Buradan başlıyor konuşmayı hocam. Yani çok önemli, çok değerli söylüyoruz ama garip bir şekilde de maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz ki
Biraz herhalde depresif etkileri var bu hastalıkların, kapanmaların. Büyük şehirlerin maalesef öyle bir sorunu var. Evet. Büyük şehirlerde şimdi İstanbul gibi yerde diyeceksin ben işten çıkıyorum 2 saat trafikte gidiyorum eve yorgun nasıl yapayım? Çıkıp en azından akşam 9'da 10'da bir bahçede bir saat yürüsek yetiyor. Değil mi? Hiç yoktan Hiç iyidir yani. yoktan en iyi yani gidip spor salonuna gidemezsin. Hadi pandemidir. Zamanım yok çok yoruluyorum. Haklısınız. İnsanlar da böyle hak verebiliriz. Ama en azından dikkat etmemiz gereken beslenme ve yürüyüş. Basit bir şey. Kimse bunu bizim elimizden almıyor ki. Hocam şimdi işte bu Covid ile ilgili de hep pıhtıyı konuşuyorlar ya. Orada da hep bir kan sulandırıcı konuşuyorlar akabinde. Kan sulandırıcı normal sağlıklı bir insan kullansa peki bu damarların o kanın akışkanlığının iyi olması zararlı mıdır? Zararlı değil ama her kan sulandırıcı da olmaz. İşte her ilaç masum değil. Herkes kendi kafasına göre. Ayşe teyze içiyordu ben de içeyim. Evet. Mehmet amca Google'a yazayım ben. kullanıyordu ben de alayım. Google'a bir sorayım yani hemen bir bakayım. Ben de bu şikayetler var bir kendime bir doktorculuk yapayım. Olmaz böyle. Yine de doktoruna mutlaka Kesinlikle. müracaat edilsin. Çünkü her bir kan sulandırıcının da belli bir yan etkileri vardır. Mideye, bağırsaklara, böbreklere, karaciğerlere. Dolayısıyla doktora mutlaka danışılsın. Evet. Yani ben bunu içebilir miyim? Kulaktan dolma hareket edilmesin. İlaçlar masum değil. İlaçların faydası olduğu kadar da zararı da vardır. Aynen öyle. Yani bu kan sulandırıcı doğru. Biz öneriyoruz ama hastaya göre. Evet. Hangi hastaya verilmesi gerekiyor? Hangi hastaya hangi kan sulandırıcı verilmesi gerekiyor? Ve ne zaman başlanması lazım? Onun yanında da mutlaka risk faktörlerini kontrol alacak tedaviler veriyoruz. Yani bu şekeri, kolesterolü, tansiyonu bunu kontrol altına alacak ilaçlarla yanında paralel olarak kan sulandırıcı da veriyoruz. Doğru. Bu lazım. Ama yine kendi kafamıza göre değil. Evet. Mutlaka uzmana danışılması lazım. Kendi kafamıza göre sadece hareket edeceğiz ve Aynen dengeli öyle. besleneceğiz, değil mi hocam? Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Gerçekten bizim de çok yer vermediğimiz bir konu. Damar hastalıkları çok önemliydi. Hep kalbin yanında konuşuyoruz, böyle bir figüre ediyor kalbi ama aslında çok önemli, dediğimiz gibi o ulaşımı sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu değerli vaktinizi bize Rica ayırdığınız ediyorum. için. Beni davet ettiğiniz için de ben çok teşekkür ederim. Yine tekrar bir not düşmek isterim. Buyurun. Damar hastalıkları çok geniş bir grup. Burada kısa bir zaman zarfında anlatabildiğimiz kadar veya insanlara ulaştırmak istediğimiz önemli noktalara ulaştırdık. Ama insanlarımızın belli bir hastalık grubunda olan, risk grubunda olan insanlar mutlaka ve mutlaka doktora müracaat etsin. Ortada dolaşmasın. 40'ından sonra özellikle genetik sürekli kontrol etmek Aynen öyle. lazım, değil mi hocam? Aynen öyle. Ben de o dipnotu düşmüş oldum hocamla birlikte. Çok teşekkürler Rica tekrar. Sağ ederim. olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten hareket etmemiz lazım ki vücudumuz ona göre tasarlanmış. İşte o damarlarımızın kanı taşıması lazım. Onun için de onların sürekli hareket halinde olması lazım. Bir dengeli besleniyoruz, bir de hareket ediyoruz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.